Evet hanımlar, bugün evimizde ne varsa hepsini bir araya toplayacağız. Şöyle bol meyveli bir kek yapacağız. Şimdi 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. Bu arada ben bunları da söyleyeyim. Ben bu yumurtaları bahçeme gübre diye yerleştiriyorum, koyuyorum. Malum hepimizin bildiği bir şeker. Ben nedense bu ölçüye alışığım, kola bardağı. Bu takriben 1,5 su bardağı ediyor. Bunu bir güzel çırpıyoruz. Bugün çayımızın, kahvemizin yanında şöyle içmek istedik. Yanında bulunsun istedik. Evimizde ne varsa hepsini bu kekin içerisine ilave edeceğiz. İnşallah güzel bir kek elde etmiş olacağız. Şimdi bu kekimizde ne süt var, ne yoğurt var, ne yapsam kaygısı yok. Sadece ve sadece portakal suyuyla yapacağım. Zaten ve portakalın kabuğuyla, kabuğunu rendeledim içerisine. Bunların her birini ayrı ayrı böyle bir karıştıracağım. Havucumuzu ilave edeceğim. Dediğim gibi bugün bol vitaminli değişik cevizimizi ilave edeceğim. Şöyle hepsini göz kararı. Amacım burada unumun biraz daha az gitmesi. Üzümümü, bu sarı üzüm de olabilirdi. Ben böyle bir üzümüm vardı. Üzüm kurusu, onu ilave edeceğim. Şöyle bir harmanlayacağım. Burada yoğurdun avantajı veya sütün avantajı malzemeyi çoğaltmak. Ve ben portakal suyu ilave edeceğim. Bunu ılık suyla yapan arkadaşlarımız da var. Yani sütün, yoğurdun, kekte hiçbir fonksiyonu yok. Sadece malzemeyi çoğaltmaya yarıyor. Biraz sıvı yağ, şöyle bir 100 gram kadar da siz söyleyin, margarin erittim içerisine. Ve şimdi unumuzu ilave ediyorum. Biraz ondan bir miktar karbonat ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar. Ve bir tane de vanilya koyacağım. Kabartma tozu koymadım. Ve gene şöyle un ilavesiyle bunu harmanlayacağız, karıştıracağız. Ve bol vitaminli, değişik, bakalım nasıl bir kek elde etmiş olacağız. Havuç, portakal kabuğu rendeledim. Portakal suyu ilave ettim. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Ne varsa koyduk kekimizin içerisine. Ha, tarçın unuttum. Tarçın da koymam lazım. Tarçınımızı ilave edelim. Şimdi ben böyle bir şeyler hazırladığım zaman tarif üzerine değil de yakışabileceklerini, hani bu bununla yakışır, o onunla yakışır diye damak tadına göre ne bulsam koyuyorum. Ki bunlar muhakkak sizler de yapıyorsunuz. Buradaki malzemelerin birbirine yakışabileceğini tahmin ediyorum. Portakal, ceviz, tarçın, bunlar, üzüm,
Hepsi birbiriyle yakışan kekler, tatlar. Dolayısıyla bunun güzel olacağını ben düşünüyorum. Şöyle bir kıvam. Buna az bir miktar daha un ilave etmem gerekebilir. Bir miktar daha bir un ilave edeyim. Şu hamurunun kıvamını size göstermiş olacağım zaten. Şimdi benim kase biraz yetersiz geldi. Onun için karıştırırken biraz dikkatli olmak zorundayım. Malzemelerim çok olduğu için. Bu kıvam yeterli. Şimdi bunu kek kalıbımıza koyacağız. Isıttığımız fırınımızda pişirmeye başlayacağız. Benim kek kalıbım da büyük. Bugün böyle bir bütün kardeşleri birleştirdik. Bir kek yapalım dedik. Onu da sizinle paylaşmak istedim tabii ki. Şöyle bir çırpayım bunları birbiriyle aynı istikam şeyde olsun hizada. Ve tepsimi yağlamıştım tabii ki margarinle dip tutmasın diye. Şimdi bunu fırınımıza atacağız. Piştikten sonra gene sizlere göstermiş olacağım. İnşallah güzel bir tarif verdim sizlere. Buharı üstünde mükemmel bir kek, mükemmel kabardı. Sizler de muhakkak elinize ne geçerse koymalısınız. Şık, lezzetli, çok zevkli bir kek oldu. Bol meyveli, havuçlu, portakallı, tarçınlı, cevizli, üzümlü, dilediğiniz kadar istediğiniz, sevdiğiniz meyveleri, yemişleri koyabileceğiniz bir kek hazırlamış oldum ve çok da güzel kabardı. Bizlere afiyet olsun.